Gelin çarpanlarını ayırma yöntemini kullanarak ikinci dereceden birkaç denklem çözelim. Denklemimiz şu olsun. x kare artı 4x eşittir 21. İlk bakışta sol yana x parantezine alıp eşitliği 21'e eşitlemek gerektiğini düşünebilirsiniz ama bu sizi bir yere götürmez. Büyük olasılıkla sağlamasını yapamayacağınız bir sonuç elde edersiniz. Yapmamız gereken şey, ikinci dereceden denklemi eşitliğin bir yanında, bir tarafında toplamak. Bu soruda sol yanda toplayalım. O zaman şöyle başlayalım, eşitliğin her iki tarafından da 21 çıkaralım. Sol taraf x kare artı 4x eksi 21 oldu, sağ tarafta 0 oldu. Elimizdeki eşitlik, ikinci dereceden bir eşitlik. 0'a eşit olan ikinci dereceden bir denklemimiz var. Çözmek için yapmamız gereken şey bu denklemi çarpanlarına ayırıp ardından da her bir çarpanı sıfıra eşitlemek. Peki çarpanlarına nasıl ayıracağız? Bir önceki videoda gördüğümüz gibi çarpımları eksi 21, toplamları 4 olan iki sayı bulacağız. Yani burası da a artı b olacak, toplamları da 4. Çarpımları eksi olduğu için işaretleri farklı olmalı. Bir tanesi pozitif, diğeri negatif olmalı değil mi? İlk bakışta aklıma gelen sayılar 3 ile 7. 7 ve 3. Peki, eksi 7 ile artı 3 seçersem toplam eksi 4 olur. O halde artı 7 ile eksi 3 seçmeliyiz değil mi? A ile B artı 7 ve eksi 3 olacak çarpımları eksi 21, toplamları da artı 4 olur. Eşitliği buna uygun şekilde yazarsam aynen şöyle olur. x artı 7 çarpı x eksi 3 eşittir 0. Artık şu şekilde yaklaşabiliriz. Elimde iki değer var, çarpımları 0, yani biri ya da ikisi birden 0'a eşit. Yani x artı 7 0'a eşit, veya x eksi 3 sıfıra eşit. Eşitliğin her iki tarafından 7 çıkarırsam, x eşittir eksi 7 elde ederim. Burada da eşitliğin her iki tarafına 3 ekleyebilirim. Böylece x eşittir 3 elde ederim. Bu iki sayı eşitliğin çözümüdür. Sağlamasını yapabilirsiniz. Mesela eksi 7'yi yerine koyarsak ne olur? Karesi 49 eder eksi 7 çarpı 4, eksi 28 eder. Bu çıkarma işleminin sonucu da 49 eksi 28, 21 eder. Artı 3'ün sağlamasını da siz yapın. Ya da hadi yapalım. 3'ün karesi dedik, 9. Artı 4 kere 3, 12. 9 artı 12, yine 21. Güzel. Gelin başka örnekler çözelim. Denklemimiz x kare artı 49 eşittir 14x olsun. Aynı şekilde böyle bir soruyla karşılaştığımızda tüm terimleri eşitliğin bir yanında toplayın ve diğer tarafta, diğer tarafta sıfır kalsın. İkinci dereceden bir denklem çözmenin en iyi yolu budur. Her iki yandan da ne yapacağız o zaman? 14x çıkaralım. x kare eksi 14x artı 49 eşittir 0. 14 x eksi 14 x tabii ki 0 eder. Bu ifadeden 14 x çıkarırsak alt satırdaki ifadeyi elde ederiz. Şimdi bu aşamada çarpımları 49, toplamları da eksi 14 olan iki sayının hangi sayılar olduğunu bulmalıyız. İlk olarak her ikisinde işareti aynı olmalı çünkü buradaki 49 artı 49 pozitif. Demek ki sayılar ikisi birden negatif ya da ikisi birden pozitif olacak. Ama ikisi birden eksi olmalı çünkü toplamları eksi. Burada ilginç bir durum var. 49 bir tam karedir. Çarpanları 1, 7 ve 49'dur. Belki 7 bu soruda işe yarar. Daha doğrusu eksi 7 işe yarar. Deneyelim. Eksi 7 çarpı eksi 7 49 eder. Eksi 7 artı eksi 7 de eksi 14 eder. Gerçekten de işe yaradı. Bu denklemde burası bir sayının iki katı, burası da o sayının karesi. Denklem bir tam kare ifade. Eşittir dedik, x eksi 7 çarpı x eksi 7. Bu da eşittir 0. Sıfır. 0'ı unutmayın. Veya şu şekilde de yazabiliriz. x eksi 7'nin karesi x eksi 7'nin karesi eşittir 0. Bu, iki terimli bir ifadenin tam karesidir. x eksi 7'nin karesi 0'a eşitse, her iki yanın karekökünü alalım. x eksi 7 eşittir 0 olur. x eksi 7 eşittir 0 veya x eksi 7 eşittir 0 diyebiliriz ama bu çok anlamsız olur. Bir defa x eksi 7 eşittir 0 demek kafi. Her iki yana da 7 eklersek, x eşittir 7 olur. Burada yalnızca bir çözüm var. Şimdi bir soru daha yapalım. Bu soruyu da pembe kalemle yazalım. Pembeyle yazalım. Eşitliğimiz şu olsun. x kare eksi 64 eşittir 0. Güzel. ilginç bir ifade oldu. Denklemde x'li bir terim yok ama sanki varmış gibi düşünebiliriz. Bu denklemi şu şekilde yazabiliriz. x kare artı 0x eksi 64. Şimdi bu eşitlikte de şu soruyu soracağız. Hangi iki sayının çarpımı 64'e, toplamı da 0'a eşittir? İkisini çarptığım zaman sonuç eksi bir sayı oluyor. Burası a çarpı b'dir. Eksi bir sayı, yani işaretlerinin farklı olması gerekiyor. Ama toplamları da 0 olmalı. Yani a artı eksi b eşittir 0. Bu da a eşittir b demektir. Yani yalnızca bir sayı var. Sayının kendisi ve eksi işaretlisi söz konusu. Peki bu sayı ne olabilir? Bir sayının artılısı ve eksilisi söz konusuysa 64 8'in karesidir. Ama eşitlikte eksi 64 olduğuna göre bir tanesi eksi 8, diğer de artı 8 olmalı. Bu ikisini toplarsak sonuç 0 olur. Sonuç olarak x eksi 8 çarpı x artı 8. Belki hatırlıyorsunuzdur, elimizde a artı b çarpı a eksi b gibi bir ifade varsa, bu a kare eksi b kare eşittir. O halde bu kalıba uyan bir eşitlik görürseniz, a kare eksi b kare şeklinde bir eşitlik görürseniz, hemen dersiniz ki, bu ifade eşittir, a artı b, a burada x, b de 8 oluyor, çarpı a eksi b. Güzel, gelin birkaç soru daha çözelim. Başka bir renk seçeyim. Tek düze gitmeyelim, biraz farklı bir soru bakalım. Diyelim ki elimizde x kare eksi 24 x artı 144 eşittir 0 olsun. 144'ün 12'nin karesi olduğunu zaten biliyoruz. Bunun da eksi 12'nin 2 katı olduğu ortada. Yani burası eksi 12'nin karesi. Burası eksi 12 çarpı eksi 12. Burası da eksi 12 artı eksi 12. O halde bu eşitliği şu şekilde yazabiliriz. x eksi 12 çarpı x eksi 12 veya kısaca x eksi 12'nin karesi. Tabi bunu da sıfıra eşitleyeceğiz. Peki bu ne zaman sıfıra eşit olur? Eksi 12 sıfıra eşit olunca. Bu iki ifadenin herhangi birinin sıfıra eşit olması gerekiyor ve ikisi de aynı ifade. Eşitliğin her iki yanına da 12 eklersek, x eşittir 12 olur. Bu arada şimdi fark ettim yukarıdaki bu eşitliği çarpanlarına ayırmışım ama çözmemişim. Güzel. Eşittir sıfır olmalı. Bir önceki soruya geçtik. Bu eşitliğin sıfır olabilmesi için ya x eksi 8 sıfıra eşit olmalıdır ya da x artı 8 sıfıra eşit olacak. Eşitliğin her iki yanına da 8 eklersek x eşittir 8 elde ederiz. Eşitliğin her iki yanından da 8 çıkarınca da x eşittir eksi 8 elde ederiz. Hadi gelin bir soru daha çözelim. Konuyu zihninize iyice kazmak istiyorum. Bir soru daha çözelim. Eşitliğimiz şöyle olsun. 4x kare eksi 25 eşittir 0. Kalıbı fark ettiniz artık. Burası a kare, burası da b kare. a kare eksi b kare kalıbı var. O halde a eşittir 2x olmalı, değil mi? Bu ifade 2x'in karesidir. b de 5'e eşit olmalı. Elimizde a kare eksi b kare varsa bu neye eşittir? a artı b çarpı a eksi b. Bu soruda 4x kare eksi 25 neye eşittir? 2x artı 5 çarpı 2x eksi 5. Tabi bu da sıfıra eşit. Bu ifadenin sıfıra eşit olabilmesi için ya 2x artı 5 ya da 2x eksi 5 sıfıra eşit olmalı. Şimdi her ikisini birden çözelim. İki taraftan da 5 çıkarırsak, 2x eşittir, eksi 5 olur. Her iki yanı da 2'ye bölersek, çözümlerden bir tanesi, eksi 5 bölü 2 olur. Burada da her iki tarafa 5 ekleriz. 2x eşittir 5 olur. Her iki yanı 2'ye bölersek diğer çözümümüz de 5 bölü 2 olur. Bu çözümlerden ikisi de yukarıdaki eşitliği sağlar. Şahane!